kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in Türkiye'nin notunu pozitif yönde arttırdı. İlk kez iki kademe birden artış gösterilen not B3'ten B1'e yükseldi. Moody's'in Türkiye'ye dair kredi notunu artırması ne anlama geliyor? Ekonomi ne yönde seyredecek? Tüm bunları ve daha fazlasını Profesör Doktor Abdülkadir Dereli'ye soracağız ve Develi ile konuşacağız. Sayın Develi, öncelikle günaydın, yayınımıza hoş geldiniz. Günaydın efendim, hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Sayın Develi, gece saatlerinde Türkiye lehine güzel bir haber geldi Moody's'ten. Türkiye'nin kredi notu pozitif görünümde, B3'ten B1'e yükseltildi. Bu artık bize neyi gösteriyor? Tabii bilindiği üzere kredi derecelendirme kuruluşları Türkiye'nin not artışını bu yıl başı itibariyle başlamışlardı. Standard & Poor's olsun, Fitch olsun, Türkiye'ye dair değerlendirmelerini yukarı doğru revize ettiler. Aynı zamanda da görünümünü pozitif yaptılar ki bu neye işarettir? Bir sonraki değerlendirmedeki sonuçlar da öngörülebilir düzeyde gelir ise biz not artışına devam edeceğiz demektir. Tabii izleyenlere şunu izah etmek gerekiyor. Yani bu kredi derecelendirme kuruluşlarının not artışı bizim için, ekonomi için ne anlama geliyor, ne ifade ediyor, bunu anlamak lazım. Tabii burada özellikle Standard & Poor's olsun, Fitch olsun, Moody's olsun, bunlar önemli kredi derecelendirme kuruluşları. Tabii daha fazla da var fakat en çok itibar edilen veya piyasada ağırlığı en fazla olan kuruluşlar bunlar. Bu bir ülkenin, bu kuruluşlar bir ülkenin ne ölçüde yatırım yapılabilir ülke olduğunu veriler ile açıklayıp buna dair de not veriyorlar. Tabii bu not ne kadar yüksek olur ise ülkenin yatırım yapılabilirlik düzeyi o kadar da fazla olacaktır ve daha fazla yabancı sermaye giriş anlamına gelecektir. Bir de bu aynı zamanda yatırım yapmak isteyenler için de bir rehber niteliği de taşıyabilir. Yani bunu ifade edebiliriz. Zaman zaman tartışıyoruz bu kredi derecelendirme kuruluşları ne kadar rasyonel diye ama şu anki bu ortamda, iklimde Türkiye'de yine bir durum söz konusu. Yatırımcı da şuna bakacaktır. Kredi notu kaç? Buna göre aynı zamanda yatırım yapma kararı alacaktır ve aynı zamanda ülkede borçlanmak istediği zaman daha düşük borçlanma kabiliyetini elde etmek için daha yüksek bir nota ihtiyacı vardır. O yüzden bu özellikle portföy yatırımcısı için, yabancı yatırımlar için önemli bir işaret olma özelliği de bu noktada taşıyor. Tabii not artışının ekonomik etkileri de söz konusu. Yani bu sadece Türkiye notun artması pozitif bir iklim anlamına gelmiyor. Diğer taraftan bakın, enflasyonla mücadele içerisindeyiz biz. Bu enflasyon ile mücadelede de destek olacaktır. Peki nasıl destek olacaktır? Daha fazla yabancı sermaye girişiyle TL'deki istikrar devam edecektir. Bu da özellikle kur geçişkenliği olan enflasyon noktasında da ekonomiye yardım edecektir. Diğer taraftan ise büyüme açısından da oldukça önemlidir. Çünkü özellikle bizim gibi gelişmekte olan ülkeler, büyümekte olan ülkeler sermaye ihtiyacı var. Peki bu sermayeyi siz ne kadar düşük maliyet ile elde edersiniz, ne kadar düşük borçlanma kabiliyeti içerisinde olursanız o kadar ekonomik aktivite ve büyümeyi de aynı zamanda desteklemiş olursunuz. Tabii pazartesi günü burada borsa açılışı olacak. Herkes onu bekliyor. Yani şu anda zaten özellikle Fed'in faiz indirme sürecinin fiyatlanması ile beraber bir uluslararası iklimde borsalar için olumlu bir hava zaten hali hazırda esiyor. Diğer taraftan içeride de buradan gelecek olan Moody's'in notu indiriminden dolayı, not artışından dolayı daha doğrusu oluşacak olan iklimin etkisiyle de aynı zamanda hem ekonomik görünüm olsun hem endeks olsun bundan pozitif yönde etkilenecektir. Aslında söylediğiniz her şey pozitif yönde ekonominin etkileneceği oldu Sayın Develi. Devam edeceğiz, sorularım var ama ekranın ortasında izleyicilerimiz görüyordur. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağı Lefkoşa'ya indi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne indi. Çünkü Kuzey Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü bugün, orada törenler, kutlamalar yapılacak. Bir yandan da ekranın ortasında onu gösteriyoruz. İzleyicilerimiz için hatırlatmak istedim. Sorular çok fazla tabii Moody's'in bu yaptığı kredi yükseltmesiyle birlikte. Kredi notumuzu iki seviye yükseltti. Baktığımızda Moody's genel anlamda daha önce bunu pek yapmamıştı değil mi Sayın Develi? Buna baktığımızda nasıl
nasıl bir revizyon olacak Türkiye için? Bu 2 puan birlikte yükseltilmesi ne anlama geliyor? Biraz önce cümle arasında da dediniz ki not artışının devam etmesini bekliyoruz diye dile getirdiniz. Bu tam olarak ne anlama geliyor? Ekonomik olarak nasıl katkılar sağlayacak baktığımızda Türkiye için, Türkiye ekonomisi için bu 2 artış yaşanması ve bu 2 artış beraberinde neler getirir Türkiye ekonomisi için? Tabii 2 puanlık artış olması burada oldukça güçlü bir mesaj aynı zamanda. Yani bu ülkedeki o makroekonomik görünümün uluslararası piyasalardaki olumlu teyidinin, uygulanan ekonomi politikalarının teyidinin anlamına geliyor. Tabii durduk yerde bunu Moody's notu artırmıyor. Yani burada bazı parametrelere bakıyor. Onlara bakarak bunu değerlendiriyor. Hatta kendi raporunda da şunu söylüyor. Yani iç talep ılımlaşmaya başladı, rasyonelleşmeye başladı. Hep biz güçlü talepten bahsediyoruz. Özellikle enflasyonla mücadele noktası. Fakat burada bir rasyonelleşme süreci var. Diğer taraftan enflasyon beklentilerinin düştüğünü noktasında bir ifade durumu söz konusu ki Aralık 2024'te beklentinin %45'in altında olacağı noktasında. Bakın sadece burada Moody's değil, birçok uluslararası kuruluş yıl sonuna dair Türkiye'nin enflasyon beklentisini düşürüyor ve aynı zamanda döviz kuru beklentisini de bu noktada düşürüyor. Yani bu oldukça iyi bir durum. Bunu görebiliyoruz. Bu söylediğiniz Sayın Develi, bu söylediğiniz önemli. Döviz kurunun beklentisini de düşürüyor mu? Yani bu ne anlama geliyor? Bütün izleyicilerimiz adına soruyorum. Dövizde bir yükseliş artık beklemez misiniz ya da düşüş mü beklersiniz ya da stabil mi devam edecek? Birinci olarak döviz yatırım aracı değildir. Bir başka ülkenin bir para birimidir. Bunun altını çizmek istiyorum. Şu anda zaten bize geleneksel olarak bir dolarizasyon durumu söz konusu idi. Bunun kırılması neye bağlı? Dövizdeki istikrara bağlı, yatay seyre bağlı. Bakın Nisan ayından beri 32-33 bandında seyreden dolar kuru var. Ve biz Nisan ayından beri enflasyon yaşıyoruz. Yani enflasyonla beraber dövizdeki seyri beraber okuduğumuz zaman reel olarak değer kaybeden bir döviz durumu söz konusu. Döviz reel olarak değer kaybediyor. Yani yatırımcı şunu gördü, hem yurt içindeki yatırımcı şunu gördü, döviz artık yatırım aracı değildi çünkü değeri artmıyor. Bu içerideki dolarizasyon sürecinin oluşmaması noktasında önemli bir adım aynı zamanda. Dışarıdaki yatırımcı şunu görüyor, ben içeri geldiğim zaman TL varlıklarla yatırıma döndüğüm zaman yatırım yaptığım zaman reel olarak değer edeceğim. Reel olarak getirisini hesaplayabilmesi için enflasyon noktasındaki öngörülebilirlik düzeyinin rasyonel olması lazım. Ve aynı zamanda döviz kurumundaki o seyrin de rasyonel olması lazım. İkna olduğu zaman döviz yatay seyrediyor. Enflasyon hedefleri son derece gerçekçi ve bu noktada politikalar üretiliyor. O zaman yabancı yatırımcı ikna olacaktır ve daha fazla portföy yatırım girecektir. Daha fazla bu noktada hem içeride hem de dışarıdaki yatırımcılar TL varlıkları olan talep de artacaktır. Tabii Moody's'in yine 2025 yılına ait enflasyon hedeflemesine de %30'lar düşünüyor 2025 yılında. %30'a düşürmüş duruyor. Ya bu beklentinin düşürülmesi de aynı zamanda destekliyor. Bunların tüm ötesinde ülkenin makroekonomik resmi bu noktada önemli. Bakın Merkez Bankası'nın rezervlerinin 150 milyar dolara yaklaşması, bu önemli bir parametredir. Yani uluslararası kuruluşlar buna bakarlar. Bankanın durumu ne vaziyette, ne kadarlık bir rezerve sahip, ne kadarlık net rezerve sahip. Bunların her ikisi de bir artış durumu söz konusu. Peki diğer tarafta buyurun cümlenizi tamamlayın lütfen. Diğer taraftan cari açık, bütçe açığı, bunların yönetilebilir olması, büyüme kaynaklı ithalatın artmaması, ihracat, ithalatı karşılama oranının artması, uluslararası güven, tüketici güvenleri, bunlar da aynı zamanda bu notun artırımını destekleyen faktörler. Şimdi notun artırımını destekleyen faktörleri dile getirdiniz. Bunları biraz daha açmanızı isteyeceğim. Bunun yanında da pozitif yükselmesi ve orada kalması için artı olarak neler yapılmalı, nasıl ilerlenmeli? Tabii 11-12 yıl sonra gelmeye başladı bu not artırımları. Yani burada aslında yatırım yapılabilir ülke pozisyonu net olarak gelmek için 3-4 kademeye daha ihtiyacımız var bizim. Bu aslında çok uzun bir yol değil. Yani burada Eylül ayında ilave not artışlarıyla beraber bu artışların 2025'te de devam etmesi 2026 yılında Türkiye'yi artık uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları açısından net yatırım yapılabilir ülke pozisyonu getirecektir. Peki biz bunu nasıl sağlayacağız? Yani burada önemli olan nokta
az önce söylemiş olduğum parametreler, uygulanan ortodoks politikalar. Bakın her şeyden önce uluslararası sistem şunu diyor. Yani burada uygulanan ekonomi politiğinin uluslararası düzeyde anlaşılır olması, şeffaf olması ve kabul edilebilir bir politik olması gerekiyor. Ki onu ölçebilsinler. Dolayısıyla bundan dolayı bu not artışları da geliyor. Burada Merkez Bankası'nın rezervleri artmaya devam ettikçe, cari açık burada işte Maastricht kriterleri düzeyine, bütçe açığı Maastricht kriterleri düzeyine gelmeye başladıkça ki deprem etkisini aslında dikkate almasa idik, burada bu kriterlere uygun bir durum söz konusu idi. Tabii bunların hepsinin ötesinde bakın enflasyonun mücadele ediliyor, çok doğru, rezervler artıyor. Cari denge daha rasyonel hale gelmeye başlıyor. Daha sürdürülebilir hale gelmeye başlıyor. Diğer taraftan ise önemli bir kavram var. Hep altı vurgulamış olduğumuz kavram. Sağlıklı büyüme. Yani büyürken dengeleri bozmadan, döviz talebi oluşturmadan büyüyebilmek ve fiyat istikrarını sağlayarak büyüyebilmek. Bu iki kavramı biz çok güçlü bir şekilde tuttuğumuz zaman büyümeyle beraber ki bakın sadece burada enflasyona mücadele, rezervlerin artması gibi, cari açık gibi kavramlar tek başına yetmiyor. Ama biz bunun yanına neyi koymak durumundayız? Ekonomik aktivitenin canlılığını, büyümeyi koymak durumundayız ki aynı zamanda portföy yatırımlarının yanı sıra fiziki yatırımlarda, doğrudan yatırımlarda ülkeye gelsin ve ekonomik aktiviteyi, büyümeyi artırsın. Şimdi siz bunu söyleyince Sayın Develi, bunlara örnek olarak BYD'nin 1 milyar dolarlık Türkiye'ye yapacağı yatırımı da ve bu yatırımların artması gibi bunu örnek gösterebilir miyiz acaba? Tabii ki şimdi şöyle özellikle bakın ABD olsun, Avrupa Merkez Bankası olsun politika faiz indirim sürecine girdi. Zaten fiili olarak Avrupa Merkez Bankası faizleri indirdi. ABD Merkez Bankası ise Eylül'den itibaren bu yıl için iki kere faiz indirimi bekliyor. Yani burada bulunan sermaye, portföy yatırımları artık gelişmekte olan ülkelere gelecek. Peki hangi gelişmekte olan ülkelere gelecek? Yani rakamın 200 milyar dolardan fazla olduğu konuşuluyor. Şu anda Türkiye'nin ortaya koymuş olduğu ekonomi politiği, öngörülebilirlik, mücadele, enflasyonun bu noktada ilgili rasyonel adım atılması da buradaki payın, Türkiye'nin payının artırması noktası oldukça pozitif. Dolayısıyla bundan dolayı birçok uluslararası kuruluş Türkiye'ye bu noktada portföy yatırımını tavsiye ediyor ve bu noktada getirisi olan bir ülke olarak da Türkiye'yi tanımlıyor ve daha da fazla ben sermaye girişinin olacağını düşünüyorum. Önemli olan nokta enflasyonla mücadele, ekonomik aktivitenin devamlılığı. Peki şunu da sormak istiyorum. Kredi notunun artması vatandaşın cebine dolaylı da olsa nasıl ve ne zaman yansır? Bunu da soracağım, konuşacaktım ama şimdilik teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. İyi günler diliyorum Sayın Develi.